Hain! Hain neredesin? Kımıldama, kaldır ellerini. Bir dakika memur bey. Bir yanlış anlaşılma olmasın, ben de şimdi geldim. Ölmüş komiserim. Kaldır ellerini. Kelepçele. Yanlış yapıyorsunuz memur bey. Uzat ellerini. Maktul öldürmekten göz altındasın. Bak arkadaşım, ben de hemen sizden önce içeri girdim. Kimseyi öldürmedim ben. Öyle mi? Burada ne işiniz vardı? Ne zaman geldin? Nasıl öldürdün? Emniyette anlatırsın artık bunları. Delilsiz, ispatsız infaz yani ha? Yanlış yapıyorsunuz. Sen merkeze anons geç. Cinayet var diye. Ambulans göndersinler. 32.70. 32.70. Kanlıca civarındaki marangoz atölyesine intikal ettik. Cinayet vakası mevcut. Şüpheli gözaltına alındı. Olay yerine ambulansla gönderilsin. Ben zanlıyla emniyete geçiyorum. Bir ekip burada kalsın. Diğerleri dönsün. Savcı geldiğinde bilgi verirsiniz. Hadi. Savcım, Karadayı Mahlaslı Kabadayı Mahir Kara'yı cinayetten getirdik. Ben kimseyi öldürmedim. Bilgim var, telsiz anonsu geçtiler. Nöbetçi savcı olarak olay mahalline gidiyorum. Zanlıyı göz altında tutun. Dönünce kendisiyle bizzat görüşeceğim. Emredersiniz savcım. Yanınızda başkası var mıydı? Kayda geçmesi için sesli cevap verin. Hayır, yalnızdım. Devam edin. Marangozhaneye gittim. Kimseyi göremedim önce. Sonra yerde yatan Nail'i fark ettim. Yanına vardım, yüzü koyun yatıyordu. Hızla çevirdim. Ölmüştü. Başkası var mıydı? Çalışanları, adamları. Hiç kimse yoktu. Anlat bakalım Mahir. Neler yaptın bu akşam? Hiçbir şey yapmadım.
Ben gittiğimde Nail ölmüştü. Peki bakalım. Niye gittin Nail'e? Maksadın neydi? Misal, babanın eline çaktığı çivinin intikamı için olabilir mi? Gerçi onun diyetini maktulün iki parmağını keserek almışsın. Ama belki yetmedi. Belki daha fazlasını istedin. Hayır. Aklımda düşündüğünüz gibi bir şey yoktu. Ben sadece konuşmak için gittim. Bayağı çetin bir konuşma olmuş Zahir. Ben bir şey yapmadım. Var mı bunu ispat edecek bir tanığın? Çünkü bütün oklar cinayeti senin işlediğini gösteriyor Mahir. Adama kinlisin. Akşam akşam yanındaki çalışanlar dağılmışken gitmişsin. Tek başına kıstırmışsın. Akabininde de polisler gelmiş. Bir nevi suçüstü yani. Ben yapmadım diyorum. Kızma Mahir. Ben sadece gözükeni söylüyorum. Keza sen yapmadıysan hakikat nasılsa ortaya çıkar. Bu memlekette adalet var. Güven. Peki Mahir Kara. Gazeteciden ne istedin? Bugün akşam üzeri bir gazeteciye saldırmışsın. Hakkında suç duyurusu var. Şikayeti bizzat ben aldım. Tarık Bey ağzı burnu dağılmış bir halde yanıma geldi. Kendisini dövdüğünü ve elinden bazı fotoğrafları aldığını söyledi. Şerefsiz. Şantaj yaptığını da söyledi mi? Dayağı da bu yüzden yediğini anlattı mı? Fotoğrafların mahiyetinden de bahsetti mi? Hayır, acelesi vardı. Ayrıntı vermedi. Seninle buluşacağını söyledi. Daha doğrusu kendisini marangozhaneye çağırdığını. Ben mi çağırmışım? Canından endişe ediyordu. O yüzden seninle buluşmadan önce yanıma gelip şikayette bulunmak istemiş. Bir nevi tedbiri anlayacağın. Sonra da gitti. Bu kendisine son canlı görüşüm oldu. Zira anonsu duyup marangozhaneye gittiğimde Nail ve Tarık'ın cesetleriyle karşılaştım. Mümkün değil bu. Ben ne Nail'i ne de Tarık'ı öldürdüm. Zaten ben gittiğimde gazeteci orada bile değildi. İşte keşke sözlü beyan yeterli olsa. Ama değil. Tarık Bey'in korkusuna istinaden durumu takip etmeye karar verdim. İyi ki hissiyatıma güvenmişim. Polislerin seni suçüstü yakalamalarının tesadüf olduğunu düşünmedin değil mi? Neden bahsediyorsun bilmiyorum. Ben kimseyi öldürmedim. Hadi Nail'e asımlığın vardı. Yurdumun aydın gazetecisinden ne istedin Mahir? Sırf elinde bir takım fotoğraflar var diye cana mı kıyılır? Sen ne diyorsun? Otur yerine. Karşında devletin savcısı var senin. Adamı öldürmüşsün. Gırtlağını kesmişsin diyorum. Hadi hazırlan. Adliyeye gidiyoruz. Duruşmam var.
Baba. Ne oldu Mahir? Ne yaptın evladım? Ben bir şey yapmadım baba. Olanlardan mesul değilim. Gene birileri beni ayak altından almak istiyor. Ama artık yeter. Şu iş belli olsun, bir çıkayım. Sebep olan yılanlardan hesabını soracağım. Adalete güven Mahir. Kulun şaşsa da Allah'ın terazisi şaşmaz. Görüşemezsiniz. Ben 3. Ağır Ceza Hakimi Feride Şadoğlu. Size çıkın dedim. Kusura bakmayın Hakim Hanım. Hemen çıkıyoruz. Ne yapıyorsun burada Feride? Ya bir gören olsa? Olsun. Sevdiğim adam haksız yere suçlanırken ben celallenirim de her şeyi yaparım. Benim yapmadığımı biliyorsun yani. Ha? İnanıyorsun bana. Tabii ki Mahir. Sen benim inancımsın. Güvencimsin. Gözlerinde bu itimadı görmek ömre bedel Feride. Keşke seni kurtarmaya da yetsin. Ben oradaydım Mahir. Marangozhanede. Gözlerimle gördüm. Sen içeri girdiğinde o adamın ölmüş olduğunu gözlerimle gördüm. Nasıl Feride? Senin ne işin vardı orada? Öyle tesadüf etti. Seni bulmam gerekiyordu. Baktım sen bir yere gidiyorsun. Ben de arkandan geldim. Neyse konumuz şimdi bu değil Mahir. Hakkında çok ciddi suçlamalar var. Her şeyi kılıfına uydurmuşlar. Farkındayım. Bu seferki tezgahın büyüklüğünün de işin ciddiyetinin de farkındayım. Sebep olanları bir bir bulacağım. Adam harcamanın öyle kolay olmadığını göstereceğim. Tabii şu işten bir kurtulayım. Buradan bir çıkayım. Aslında bir umut var. Bir delil bulduk. Yani biz değil, Turgut buldu. Ne oluyor Feride? Bu herifin bu işle ne alakası var? Bize yardım etti. Yasin'le birlikte cinayetin işlendiği yeri inceledi. Hangi sıfatla, neden? Bilmiyorum Mahir. Ama Turgut gerçekten gizli görevde galiba. Devlet için çalışıyor. Yoksa kendi davasında seni suçlamamasının ya da şu anda bize yardım etmesinin başka ne açıklaması olabilir ki? Hayır Feride. Turgut'un bir Allah bir dediğine inanırım, başka da hiçbir şeyine inanmam. Ötesi yok. Turgut ne beyaz ne gri Feride. Bu herif katran gibi simsiyah. Haklısın. Ama inan ben de çok arada kaldım. Ya bize olan yardımını kabul edip bulduğu delili mahkemede kullanacağız ya da ben şahitlik yapacağım. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Tanıklık için zerre düşünmem. Ben senin için canımı veririm. Anladın mı? Ama bütün bu yaşananlardan sonra benim tanıklığıma inanırlar mı? İster inansınlar ister inanmasınlar Feride. Ben buna asla müsaade etmem. Senin o tanık kürsüsüne çıkışın adliyeye vedan olur. Herkes sormaz mı neden peşindeydin diye. Üzerine kara bulutlar çöken ülkemin aydınlık umudusun sen. Bana tanıklık etmen demek bunu riske atar. Mesleğini riske atar. Oysa senin gibi hakimlere ihtiyacı var memleketimin. Bak, bir oyunla, dümenle ne insan hayatları karartılıyor. Sen görevini yapmazsan haklılar ne olacak? Masumlar ne olacak? İşte bu yüzden yapamazsın. Kabul etme.
senin adaletine gölge düşürür bir kabadayıyla olan ilişkinin açığa çıkması. Gerekirse müebbet yatarım ama buna müsaade etmem Feride. Hadi Mahir, seni çağırıyorlar. Sen biliyorsun. Ben biliyorum. Allah biliyor. Ben yapmadım. İnan, inan adalet de bilecek. Evet, anlat bakalım Mahir Kara. Dün akşam neler oldu? Hakim Bey, ben konuşmak için Nail'in yerine gittiğimde kendisini yerde ölü buldum. Daha ne olduğunu anlayamadan içeri polisler doldu. Sonra beni emniyete götürdüler. Gazeteci Tarık Dalmaz'ın aynı yerde ölü bulunduğunu da Savcı Bey'den öğrendim. Belli ki ben polislerle çıktıktan sonra getirilmiş. Çünkü ben oraya gittiğimde Nail dışında hiç kimse yoktu. Sayın Hakim, müvekkilim Nail Çankır'ın marangozhanesine bilerek gönderilmiş, olay üstüne kalsın diye de önceden kurulmuş bir oyuna kurban edilmiştir. Siz ne diyorsunuz Savcı Bey? Olay yerine gittiniz mi? Ön incelemeler tamam mı? Evet efendim, bizzat kendim gittim. Nedir gözleminiz? Olay hakkındaki deliller neler? Sanığın iki cinayeti de işlediği aşikardır. Polisin olay yerinde yaptığı suçüstü, elde ettiğimiz bütün deliller bunu göstermekte. Aksini ispat eden hiçbir ipucuna rastlamadık. Olur mu Savcı Bey? Yasin komiser size az önce yeni delil dosyası getirmedi mi? Evet, öyle söyledi. Ben de odama bırakmasını istedim. Ama öyle bir dosya yok. Nasıl yok? Yok mu yok mu edildi? Tabii işinize nasıl geliyorsa bunu da öyle hallettiniz değil mi? Sanık sükunetini korusun. Kayıp delil mi var? Öyle görünüyor Hakim Bey. Hoş, geçerliliğine ne kadar önemli bir delil, süreci değiştirir mi onu da bilmiyorum. Çünkü içeriğine vakıf olamadım. Hakkındaki suçlamalar çok ciddi Mahir Kara. Çifte cinayetle suçlanıyorsun. Durumun hassasiyetle ve bütün ayrıntılarıyla incelenmesi gerekir. Bu sebeple tutuklu yargılanacaksın. Sayın Hakim, ortadan kaybolan delil, müvekkilimin tamamıyla suçsuzluğunu işaret eden bir mahiyette olabilir. Ve biz bu yüzden... Biz ihtimallere göre yargılama yapmıyoruz Avukat Bey. Elinizde ispatınız, deliliniz varsa getirin masaya koyun. Gereğini yapalım. Müvekkiliniz duruşma tarihine kadar tutuklu kalacak. Memur arkadaşları alın için. Yargılanacak. Niye? Delil getirdik. Delil kayıpmış. Nasıl kayıpmış? Yok artık. Yürü hadi. Bırak beni, kendim giderim ben. Söz veriyorum. Sana söz veriyorum. Kısa sürecek bu tutukluluk. Suçsuz yere seni mahkum etmelerine izin vermeyeceğim. İşte Feride. Tam da bu yüzden senin burada kalmana ihtiyaç var. Tam da bu yüzden. Aynı yollardan geçiyoruz. Çamurun üstüme attı insanlar. Günahlarını boynuma doladı. Ama Yaradan bana öyle bir evlat verdi ki her kula nasip olmaz. Benim
Mahir'im vardı. Beni kolladı, gözetti. Boynumdan o ipi aldı. Beni özgürlüğüme kavuşturdu. Kanını akıttı, vazgeçmedi. Bana yatağımda huzurla uyumayı nasip etti. Babam, ne yaptıysam sana olan sevgimden yaptım. Senin öğrettiklerin ışığım oldu. O yolu aydınlattıysam ışığım sendin. Seni benimle vurdular olmadı. Beni şimdi seninle vuruyorlar. Ama bak, sevdiklerim var. Sana inananlar, biz varız. Feride kızım var. Yalnız değilsin Mahir. Kul yalnız kalınca, ona inanan dostu kalmayınca ölür. Elini tutan kimse olmayınca. Biz buradayız oğlum. Düşeceksek hep birlikte düşeceğiz. Dosya nerede? Ben de aynını size soracaktım. Hani nerede delil? Sen benimle kafa mı buluyorsun savcı? Yasin. Kendine gel komiser. Masama bırak dedim ama yok. Nasıl bir kumpas lan bu? Nasıl bir kumpas? Maksadın ne lan senin? Ha? Maksadın ne? Polis çağırın! Kimin köpeğisin lan sen? Ne istiyorsunuz bayram? Nasıl bir oyun? Senle mi satılıyorsun? Şunu üstümden. Yakacağım seni. Alacağım mesleğini elinden. Sen devletin savcısını saldırırsın. Nasıl? Savcıymış. Satılmış köpek. Kimin köpeğisin onu söyle. Sus artık, sus. Ne bu şimdi? Hı? Ne bu şimdi? Görmüyor musun Feride? Gözümüze baka baka yalan söylüyor adam. Delil yok olmuş. Ne şimdi bu? Senin müfevri tavrı yüzünden işler daha da karışacak. Sadece haklıyken haksız duruma düşmeyeceğiz. Başına dert alacaksın. Tamam kızım. Olan oldu. Baba tamam. Delil'in kaybolması gerçekten çok kötü. Uçum gitmedi ya bu delil Feride. Ben de Yasin Bey'le birlikteydim. Masanın ortasına koydu, gördüm. Neyse ne. Neyse ne. Gerekirse ben şahitlik yapacağım. Ama Mahir'in mahkum edilmesine izin vermeyeceğim. Olmaz Feride. Mesleğinden olursun. Bunu sen mi söylüyorsun Yasin? Yasin haklı kızım. Birinizi kurtarayım derken diğerinizi feda etmeyi kabul edemem. Buna Mahir de rıza göstermez. Ama baba. Olmaz Feride. Bu konu kapandı. Ben şimdi olay yerine gideceğim. Orayı didik didik edeceğim. Bakacağım yeniden delillere. Haberleşiriz sonra. Kızım, cesaretini, fedakarlığını takdir ediyorum ama mühim olan kimsenin yerine kimseyi kaybetmeden hakikati ortaya çıkarmak. Hadi biz gidiyoruz. Feride, sen aklı selim sahibi birisin. Ona uygun davran. Olur mu? Hadi İsmet. Feride ne oldu? Yine aynısı oldu işte. Feride, biz de Adnan'ı kollayalım. Çıkınca odadan delilleri nereye saklamış? Bakalım. Tamam. Dur önce bir kendime geleyim. Başım çok dönüyor. Karantina koğuşunda kalmadığını. Başefendi Deyver, geliyor mu Karadayı? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Ben onları kim yapayım abi?
Estağfurullah, estağfurullah. Senin için elimizden geldiği kadar hazırlamaya çalıştık abi. Beğenirsen ne mutlu bize. Elleriniz dert görmesin. Ama zahmet etmişsiniz. Beğenmedim. Ben paşa çocuğu değilim. Sizin gibi sizlerden biriyim. Bu hürmete gerek yoktu yani. Sizler için ne geçerliyse benim için de o geçerlidir. Çayımı kendim alırım, yemeğimi kendim yaparım. Kimseden hizmet beklemem. Ben burada olduğum sürece de kimsenin kimseye hizmet etmesine müsaade etmem. Ne it var, ne de kuyruğu anlayacağınız. Helal olsun sana be. Helal olsun koçum sana be. Helal olsun abi. Amcam. Buyur sen geç o yatağa. Allah razı olsun evladım. Merhamet edenleri çok olsun. Cümlemiz amcam, cümlemiz. Bu rahat döşek sana yakışır, gel. Yaşa Karadayı. Vay be. Vallahi biz de öyle dedik amcam. Böyle işte. Hayırlısı. Müsaade var mı abi? Otur bakalım. Abi ben senin adını, şanını çok duydum. Anlatılanları bir tarafa, gazetelerden de okudum. İcazet edersen, buradan çıktın mı yanında olmak isterim. Sen bir sıfır öndesin ama. Hayır, şunu diyorum. Sen benim hakkımda her şeyi biliyorsun ama ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Kimsin, anlat bakalım. Adım Ferhat. Çilingir Ferhat derler. Elim uzundu bir vakitler. Ama dersimi aldım, kısalttım. İzin ver kulun kölen olayım. Sana yakın durayım. Ben ömrü hayatımda senin gibi dürüst, adaletli kabadayı görmedim. Sağ olasın. Sağ olasın ama kimse kimseye kul da olmasın köle de. Kader bu. Bakarsın nasip olur. Beraber yan yana yürürüz. Öyle değil mi amca? Epey derin yaralanmışsın. Tam 12'lik iş attım. Her gün pansuman için buraya alacağım seni. Temiz tutmak şart. Gerçi bu koşullarda zor ama. Bunu iç. Biraz olsun ağrınızı hafifletecektir. Sağ ol. Geçmiş olsun. O
Baş efendiye sordum demin. Bıçak ciğerine batmış Ferhat'ın. Soluğu kesilsin. Gebesi gitsin şerefsiz. Allah belasını versin. Gebesi gitsin. Abi canım ne işi varmış burada? Gelmesin. Nereye gidiyorsa gitsin ya. İnşallah geberir. Hah geldim. Koçum hoş geldin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun kardeşim. Ne oldu? Ne dediler? Ha 10 sene, ha 15 sene. Ne fark eder abi? Sana canım feda olsun. Peki bir avukatın yardım edenin var mı? Ne gezer abi? Bir icabı da yok zaten. Hakimin iki dudağı arasında her şey. O da verecek hükmü. Ekleyecek hesabımı. Sayılı gün abi geçer. Ceza çeke çeke biter demişler. Sana canım feda olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ellerin dert görmesin aslanım. Allah razı olsun. Sen doğru olanı yaptın kardeşim. Doğru olanı yaptın sen. Üzme kendini. Karadayı. Benle geliyorsun. Ziyaretçim var. Sağ ol. Yürü. Hakim Hanım. Size çıkın dedim. Mahir. Mahir'im. Çok korktum sana bir şey olacak diye. İyi misin? İyiyim. İyiyim çok şükür Feride. Küçük bir şey. Sen canını sıkma. Acıyor mu çok? Yok acımıyor. Sen sıkma canını. Kim yaptı bunu sana? Neymiş dertleri? Ne olacak Feride'm? Tıktılar beni buraya. Canımı alıp defteri kapatmak istiyorlar. Benim artık aklım almıyor Mahir. Kötülük, düşmanlık bu kadar mı sardı etrafımızı? Nereye baksan bir vahşet, bir kötülük var. Bak Feride'm. Belki hepsiyle baş edemeyiz. Belki köklerini kazıyamayız. Ama vazgeçmeyeceğiz. Bu düzene dur demeye devam edeceğiz. Direneceğiz. Biz sen de çok adalet aradık Feride. Hakkımızın hep peşine düştük. Korkumuza yenilmedik. Gözümüzü budaktan sakınmadık. Cesaretimizi kaybetmedik. Gene kaybetmeyeceğiz. Bilmiyorum Mahir. Sanki görünmez bir güç elimizi kolumuzu bağlıyor. Hakikaten. Bak. Aynı babamın davası gibi. O zaman da böyle bütün yollarımızı bağlamışlardı. Hayır Mahir. Bu defa başka. Bu defa bir çıkış var. Benim tanıklığım her şeyi değiştirebilir. O yüzden karar verdim. Yarın... Olmaz Feride. Buna izin veremem. Ben de senin hapishanede kalmana izin veremem. Feride'm. Mahir'im. Mahir'im. Sevda. Sevgi. Tek taraflı fedakarlıkla olmuyor ki.
benim yerimde olsaydın kanını akıtırdın Mahir Kara. Yalan mı? Hı? O yüzden şimdi bana izin ver. Ben de sevdamız için üzerime düşeni yapayım. Ama bunun bedeli çok ağır Feridem. Çok ağır. Sensizlik kadar değil. Sensizlik kadar değil. Mahir, sen burada ömrünü çürütürken ben hayatımı yaşayamam ki dışarıda. Yapamam. Sensiz ben nefessiz kalırım. Benim zaten kızıyorum kendime. Nöbetçi mahkemede çıkıp tanıklık yapmadığım için. Eğer yapsaydım sen şu an burada olmayacaktın. Feridem, yapma. Ne olur yapma. Sana yalvarıyorum, yapma. Tamam mı? Yapma. Seni seviyorum Mahir Kara. Tez duruşma görmedim. Doğru valla, kaç sene ceza verecekler acaba? Belki çıkar. Hayırlısı olsun Karadayı için. Mahir Kara, bu sabah duruşmam varmış. Hazırım ben. Sağ ol hocam, sağ olasın. Günaydın. Ben adliye memuruyum. Duruşma başlayana kadar çay kahve içer misiniz? Sağ olun, bir şey içmeyiz. Şu saat oldu, Feride yok. Çoktan gelmiş olması gerekirdi. Evi aradım. Adliye geliyorum diye erkenden çıkmış.